Neler yaptın? Nasıl böyle zengin oldun? Kıyafetlerin çok güzel. Anlatacağım baba hepsini bir bir. Ama önce annemi görmedim daha. Evde yoktu. Onu bulalım. Niko nerede? Onu da bulalım. Baba. Anne gitti mi? Annen cennete gitti. 10 yıl oldu. Şimdi beni bekliyor cennette. Dualarında, rüyalarında hep sen vardın. Köyde Adita olan bütün çocukları o büyüttü. Sana sarılır gibi sarılırdı onlar. Bak, Niko geldi. Senin yüzünü görmek ne büyük saadet. Ben de hepsini hayal ettim biliyor musun? Neredeydi, ne yapıyor? Hayatta mı? Babam seni kaybettiğini düşündüğünde ben hiç inanmadım biliyor musun? Benim Teo'm yaşıyor dedim. O yaşıyor, kalbim böyle söyledi. Yaşıyor. Bir gün gelecek. Hadi bre, evimize gidelim. Aç mısın Teo? O balıkların hepsini yiyebilirim. Hep iştahlıydın bre. Hep benim yemeğimde gözüm vardı. Ama olsun be. Geldin ya sonunda. Parganın bütün balıkları feda olsun sana. Hadi bre. Zeytinyağını bile unutmadım. Kokusunu, tadını, Eleni'nin ekmeği, annemin fetası. Al bakalım. Hepsi senin. Fel, bre nasıl böyle zengin oldun? Arkanda hizmetkarlarla dolaşıyorsun. Bize hediye dolu sandıklar getiriyorsun. Evvela İbrahim oldum. Manisa'da, Saruhanlı çiftliğinde. Çiftliğin hanımı... benimle çok alakadar oldu. İyi eğitim almamı sağladı. Sonra bir gün... Şehzade Süleyman çiftliğe geldi, avdayken. Ben de ileride keman çalıyorum. Çağırttı beni yanına. Keman çalmamı beğenmiş. O gün beni Manisa Sarayı'na götürdü. 7 yıl orada kaldık. Sonra Sultan Süleyman tahta çıktı. Sen ne oldun İbrahim? Konstantiniyye'ye gittik. Beraber. O padişah oldu. Ben onun has odabaşısı. Onun en yakın oğlu. En sadık kulu. Beraber seferlere gittik. Belgrad, Rodos. Hep zaferlerle döndük. Rodos da bana bir söz verdi. Dedi ki, eğer zaferle dönersek seni Parga'ya, aileni görmeye yollayacağım. Hünkârım sözünü tuttu. İşte buradayım. Masal gibi yaşamışsın oğlum. Seni ey kibler misim Osmanlı'ya. Burada kalsan balıkçı olacaktın.
İbrahim. Seninle gurur duydum. Keşke annen de görseydi bu günleri. Görmüştür baba. Ben buna hep inandım biliyor musun? Hep böyle hissettim. Eğer böyle hissetmeseydim aklımı kaçırabilirdim. Yattı babam. Sabah erkenden balığa çıkalım dedi. Yok. Çıkmayız. Beklesin balıklar efendim. Kardeşim gelmiş benim. Niko. Büyük bir tekne alalım. Sonra bu evi tamir edelim. Ha, ne dersin? Ya da boş ver. Büyük bir ev yapalım. Sahilde. Parganın en büyük evi. Ha? Boş ver. Masraf yapma şimdi. Biz balıkçı adamız. Fazlası zarar bize. Hem sen döneceksin. Bize yetiyor böyle. Ben dönmeyeceğim Niko.